İzleyince yine yaşadın mı abi o anları? Yaşamaz mıyım? Zaten aracın altındaki o vermiş olduğum can mücadele gece epey beni rahatsız etti yani. Rahatsız etti, kolay değil. Allah kimseye düşürmesin. Arabanın plakasını değiştirmiştim. Motosiklete gitmek icap etti. Gittim, ağır ağır gidiyorduk yani, kaskımızı falan taktık. Yolda biraz yola yakın mesafede bir araç sürücüsünün durduğunu gördüm. Sol tarafından geçmek istedim. Kapı mesafesinden daha da uzak geçmek isteyecektim. Fakat aynadan gördüm. Bir kamyon tır geldiği için artık kapı mesafesine yakın bir yerden geçmek zorunda kaldım. İnşallah açmaz diyordum, açtı. Bilmiyorum onun da mı dalgalığına geldi, ne oldu da. İşte. Keşke açmasaydı. Karsun'a yere bir sürünme olayı yaşadın herhalde, bir araçlar geliyor. Olmaz mı? Orayı anlatırsan abi. Kapıya çarpınca yere düştüğümle beraber arkadan pick-up beni altına alıyor. Bayağı bir sürüyor herhalde. Tekerinin altında Allah'tan şoförün frenlemesin sayesinde ben bir ayak baldırım takoz gibi engellemiş, önünde kalmış. Benim de kendi biraz çarpmadan dolayı hızım olduğu için beraber arabanın altında, motor bölümünün altında sürüklenmişim. Ondan sonra işte trafik durdu, arkadaşlar geldiler. Seni bayağı bir bulamıyorlar. Nerede olduğunu arıyorlar görüntülerde. Bulamıyorlar seni. Nerede olduğunu ilk başta çözemiyorlar. Evet, arabanın önünde sürüklenmiş. Sen sürüklenmişsin. Bilmiyorlar, seni arıyorlardı sağa solda. Nerede olduğunu göremediler. Arabanın altında. Arabanın altında yani, arabanın seni aramışlar. Yani. Yani, evet. Peki abi bu ara ne oldu? Öleceğim diye düşündün mü? Tehlikeli bir kaza. Buraya kadarmış dedim yani. Yani şimdi arabanın kapısına çarpıyorsun. Arabanın kapısından çarpmadan düşüyorum derken kendine birden bir kamyonetin altında vuruyorsun. Şaşkınlık geçiriyorum yani, ben araba kapısına çarparken bir kamyonetin altında parçalanacağız demek ki dedim yani. Bu buraya kadarmış. Tevekkül ettik. Tekbir getirdik. Hazır olduk yani. Ama şu anda sağlık durumu nedir abi? Sağlık durumu şükürler olsun. Yani ağır bir şey olması gerekirken Cenab-ı Allah'ın koruduğuna inanıyorum. Yani bu %1 ile %10 arası ayakta kalma, sağda kalma diyen arkadaşlar var. Ben de katılıyorum. Kaburgalarda kırık mı var abi? Yani 3 kaburgada kırık var. Kürek kemiğinde kırık var. Kırık var. İşte tıp fakültesinde bu kaburgaların ciğere batmaması için, herhangi bir etrafa zarar vermemesi için hayati organlara gözlem altındalar. Gözetim altındayız. Günlük filmler çekiyorlar, bakıyorlar tıp fakültesinde. Mucize bir kurtuluş oldu herhalde. Kesinlikle mucize. Aynı şeyi konuşuyorlar. Ben de aynı şeyi diyorum yani, mucize. Aileniz korktu. Bayağı korkmuşlar. Korkmazlar mı? Korkmazlar mı?